çocuklar doymasın. Bu dizide anlatılanların hiçbiri hayal ürünü değildir. Tamamı gerçek olaylardan alınmıştır. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Niye yüzü asık? Beşiktaş yenildi mi? Beşiktaş yendi de babam hayatının en büyük golünü yedi anne. O ne demek ya? Babamı Orçun'un dedesi zannettiler anne. Babam bundan sonra Orçun'la maça falan gelemez ya. Tamam tamam uzatma kes. Zevzek. Gönül artık bu işe bir son vermenin zamanı geldi. Sen benimle evlenmek istiyor musun istemiyor musun? Nereden çıktı şimdi Tuna? Ne demek nereden çıktı Gönül ya? Yani benimle evlenmek istiyor musun istemiyor musun onu öğrenmek istiyorum ben yani. Bir kere biz daha bu durumu çocuklara bile nasıl anlatacağımızı bilmiyoruz ki. Gönül, sen bir evet de bir şekilde çocuklara açıklarız nasıl olsa. Bilemiyorum Tuna. Ama ben biliyorum Gönül. Ya evleniriz ya da bu iş burada biter. Ben de artık kendi konumumu, senin gözündeki durumumu bilmek istiyorum. Neyinim ben senin bilmek istiyorum. Arkadaşın mıyım, sözlüm müyüm, nişanlım mıyım? Ay sık boğaz etme Tuna, ne olursun ya. Sana 24 saat izin veriyorum Gönül. Otur. Uzun uzun düşün. Tamam mı? Beni istiyor musun, istemiyor musun? Benimle evlenmeye var mısın, yok musun? Ona göre biz de kendi yolumuzu çizelim. 24 saat mi? Evet. 24 saat. Ben seninle evlenmek istiyorum. Senin de benimle evlenmeni istiyorum. Ben gidiyorum. Tamam. Ben hakikaten dede gibi mi görünüyorum? Zaten yakında dede olacaksın hayatım. Ya bu lafa niye bu kadar alındın anlamadım ben. Ama daha olmadım. Saçınız bembeyaz oldu Haluk Bey. Yani sizi dede zannetmeleri çok normal. Bizim köyde sizin yaşınızdaki adamların en az 8-10 tane torunu var. Bardağa bir de dolu tarafından bakmak lazım baba. Öyle mi? Neymiş dolu tarafı? Benim dedem de sanabilirlerdi yani. Babam hiç de yaşlı görünmüyor. Bir tek saçları biraz beyaz. Onu boyasa 10 yıl gençleşir. Sözde değil, sözde gençlik olur öyle Duygu. Yaş ilerliyor artık. Kına da yaksan, boya da yapsan sonuç aynı. Selamünaleyküm Hüseyin abi. Yeni bir iş fikrine açık mısın? Aleykümselam. Ben her türlü İş fikrini açayım Şükrü. Kendimi hiç bu kadar açık hissetmemiştim. Tamam o zaman. Hemen gidip bankada kendine bir hesap açtır abi. Çünkü yakında parayı koyacak yer bulamayacağız. Mecbur bankaya yatıracağız. Ne işine gireceğiz Şükrü? Su işine abi. Damacana su satacağız. Oğlum su işine çok sermaye lazımdır be. Allah'ın suyuna ne sermayesi lazım olacak abi? Musluktan dolduracağız, sudan ucuza satacağız. Vay be. Sen saçlarını nerede boyatıyorsun? Kuaförde. Niye senden mi boyatacaksın? Ne alakası var canım? Öylesine sordum. Babacığım. Saçını boyatacaksan sakın simsiyah yapma. Yani doğal olmaz. Biraz rengini kırdırsan güzel olur. Vay. Demek saçını boyatacaksın ha baba? İstersen sana bir punkçı modeli yapalım yani. Böyle kırmızıya falan boyarız. Seni en az 35 yaş gençleştirir. Zaten bir havuç kafamız var. Bir de çilek kafamız olur ne güzel. Emine adamı hasta etme. Saçımı boyatacağım falan demedim. Ya sen bu halinle de çekicisin. Niye bu konuya bu kadar takıldın ben anlamadım. Çekici ama dede. Emre. Bana bak. Şunun yanağına saplarım ha. Ne diyor? Ay, ayıp ama. Sen
sen de sus. Önce kendimize bir marka yaratmalıyız abi. Nasıl marka? Bayağı marka işte. Ne suyu bu? İsmi yok mu? Ya Allah'ın suyu işte be Şükrü. Allah'ın suyu. Ha. Bir marka olarak pek uygun olmayabilir abi. Öyle demedim oğlum. Bildiğimiz su işte. Bildiğin su. O da kulağa pek hoş gelmiyor abi. Kulağa hoş gelmeli. Buldum. Hoş su olsun. Hoş su. Olabilir Şükrü. Hoş su. Kulağa hoş geliyor mu? Geliyor Şükrü. Tamam o zaman. Ben çıkıyorum Meltem Hanım. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Tamam. Oğlum sen sarhoş musun? He? Ya oğlum sarhoş. Ayık sarhoş sen kontrol yap. Ayık ya. Oğlum abi çok fena. Bir şey mi oldu? Zaten çok fena ya. Ya çok canım sıkılıyor. Ya ben gönlünün sevgilisi miyim? Arkadaşım mıyım? Neyim abi ben Allah aşkına neyim ben onu ya? Yani aslında adam doğru söylüyor yani ne olacaksa olsun artık. Şuraya bak. Bir de bunun sarhoşluğuyla uğraşıyoruz. Geç şöyle. Geç şuraya. Dur şöyle. Geç şuraya otur. Şöyle düzel. Düzel bakayım şöyle. Hadi kalk bakalım şöyle rahat. Kalk. Bu piyasada tutunabilmemiz için suyu ucuza satacağız Hüseyin abi. Satalım Şükrü. Nasıl olsa bize beleşe geliyor oğlum. Tabii abi. Hortumu dayayacağız, dolduracağız musluktan. Millet beşe satıyorsa biz ikiye satacağız oğlum. Yırttık abi yırttık. Seneye bugünlerde seninle hava değişimi için Hawaii adalarına gideceğiz. Tuna. Sen merak etme, ben konuşurum Gönül'le. Yani haklısın, artık bir cevap versin. Ay, konuşmana gerek yok. Ben konuştum ben. Ben gittim Gönül'e. Elimi vurdum masaya. Evet mi dedim, hayır mı dedi. O ne dedi? Ha? Hiçbir şey demedi Haluk ya. Abi hiçbir şey demedi ya. Aferin sana. Güzel vurmuşsun yumruğunu. Haluk ya. Ya hayır derse ben... Ben mahvolurum, yemin ediyorum mahvolurum ulan ben! Bağırma! Tuna bir dur. Daha bir şey belli değil yani. Bir de bardağı dolu tarafından bak. Doğru söylüyor. Bir de evet derse, düşünsene hayatta yırtamazsın. Dua et hayır desin. Evlenir mi oğlum Dominant teyzeyle? Abi yapma ne olursun ya. Ya bana yapılır mı abi ya? Bana yapılır mı bana ya? Bağırma. Ağlama çocuk gibi. Kendine gel. Kakaya. Bak oğlum. İçim bulanıyor benim ya. Parkeyi çizeceksin. Otur adam gibi otur. Bir de bulanıyor. Hayır sakın kusma. Sakın kusma. Git tuvalete. Sakın. Kusma vallahi. Derin nefes al. Sakın. Hoş geldiniz. Teyzeciğim seni çok özledim. Ay yiyeyim mi ben seni ya? Ay bununla nasıl cevap yazacağım? Meto sen biliyor musun? Aa ben de bilmiyorum Damla. Bir haftadır hala çözemedim şu telefonu. Başka bir şey ister misin? Yok sağ ol. Heh buradan galiba. Ne haber Meto? Oo hoş geldin. Harika hiç yok. Damla ne haber? Merhaba. Meşgulsün galiba. Daha sonra konuşuruz. Nereden gönderiyoruz bunu? Oldu.
aşkım benim. Yerim seni çıtır çıtır. Seni bir gün görmesem özlüyorum. Derslerden fırsat bulduğum zaman seninle güzel bir gün geçireceğiz. Ona. Derslerden fırsat bulduğum zaman seninle güzel bir gün geçireceğiz. Öptüm bir tanem Damla. Ne oldu Berke? O ne? Yok bir şey. Görüşürüz. Herkese iyi akşamlar. Şunu hazırla abicim. Peki damacanaları nereden bulacağız oğlum? Damacana mı? Oğlum, müşterilere bardakla mı vereceğiz suyu? Bir yaratıcılık yapacağız artık Hüseyin abi. Nasıl bir yaratıcılık oğlum? Bizim sucunun boş damacanaları gece dışarıda duruyor abi. Birkaç tane ödünç alıveririz. Oğlum, izin vermezler ki. İzin istersek vermezler tabii abi. Biz de izin almayız oğlum. Almayız abi. İzin almamak bizim işimiz. Hadi kalk. Kalk kalk kalk. Allah aşkına. Bana yapalım Allah aşkına söyleyin. Hadi kalk. Ben şunu evine bırakıp geleyim. Ben giderim. Ben giderim. Ay nereye gidersin ya? Nereye gidersin? Ayakta duracak halin yok. Kalk kalk kalk. Gönül. Hadi hadi. Gönül sesini. Ne sesini Gönül? Gönül. Bağırma bağırma. Bağırma. Sakın kusma. 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 Sakın kusma. Oğlum ben de kusarım. Kusarsan ben de kusarım. Allah aşkına hadi ya. Ya ben şunu balkona çıkarıp oradan aşağı mı atsam? Ya hadi. Hadi abi hadi. Sakın kusma. Sakın kusma. Hadi Allah aşkına. Tamam. Hadi. Eyvah, eyvah, eyvah. Gönül amma uzattı şu işi ha. Artık bir karar vermesi lazım yani. Adam da haklı. Nereye kadar gidecek ki böyle? Ne yapıyorsun Haluk? Mekik çekiyorum. Hangi dede böyle mekik çekebilir? 150 tane çekeceğim. Arkasından da 150 şınav çekeceğim. Sen fena taktın ha bu dede olayına. Yani anlamıyorum ki sana dede deseler ne olur, demeseler ne olur. Önemli olan insanın kendini kaç yaşında hissettiği aslında. Ben ne gençler tanıyorum. Oho. Kendileri 20 yaşında ama bakarsan ruhları yaşlı. Değil mi? Alo? Aman be Haluk be. Gençmiş de dediymiş bu mu? Alo? Alo. Oy. Hadi kalk canım. Kalk yatağa. Dur. Aha canım. Tamam. Dur dur. Hayır, dur kaç, kaçta kaldık? Bugünden 150 oldu canım. Oh, olmadı 150. Olmadı. Oldu oldu ben saydım. Hadi hadi. Ay. Hadi canım. Bundan sonra her sabah koşuya çıkacağım.
Haluk'cum 40 yaşından sonra koşu çok sağlıksız, çok tehlikeli. Bence sen spor yapmak istiyorsan sadece yürüyüş yap. Allah Allah. Bana hiçbir şey olmaz. Görüntüm 40'ın üzerinde olabilir böyle. Saçlarım kırlaşmış olabilir ama hissettiğim yaş şöyle söyleyeyim böyle en fazla 30. 45 yaş görünümlü 30. Meltem Hanım haklı Haluk Bey. Yani böyle koşarken dıkanıp kalabilirsiniz. Allah korusun. Adamı hasta etme Emine. Bir kere ben her hafta halı sahada maç yapıyorum. Aman 5 dakika koşuyorsun, 20 dakika duruyorsun. 5 dakika, 20 dakika duruyorsun. Kim diyor? Ben diyorum Haluk, gözlerimle gördüm. 3 dakika koşuyorsun, ondan sonra nefes nefese kalıyorsun. Diye bir kenara çekip 20 dakika dinleniyorsun. Spor yapmak istiyorsan yürüyüş yeter sana. Bu yaştan sonra koşamazsın. Koşarım. Ay koşamazsın Haluk. Var mısın iddiaya ha? Yazık olur sana ya. Şimdi buradan çıkarsak eğer nal toplatırım sana. Evet sen. Hadi giy eşofmanlarını yarışalım hadi. Mahalleye rezil olursun. Bak yerlerde süründürürüm seni. Yapma ya. Hadi seni göreyim. Hadi. Emin misin? Eminim hadi. Sonra hadi. Ağlamak yok. Bakalım kim ağlıyor. Hadi bakalım. Hadi. Şükrü'yle Hüseyin'e de haber vereyim bari de üstünüze bahis oynasınlar. Kolay gelsin. Nasılsın Emin? Kolunda ağrın sızın var mı? Pek böyle neşeli gördüm seni bakıyorum. Bir şey yok, bir şey yok. Açık azilseydin bunlar başını gelmeyecekti. Azimekle ne alakası var bunun? Az isem düşmeyeceğim dedim. Konuşma fazla. Düşsen bile kolunu kırmayacaktın. Sen şimdi düşün. 200 kiloluk mendres düşüyor kolun üstüne. Durur mu o kol? Kırılır tabii. Kemik değil, çelik olsa bile kırılır. Çelik. Ben buraya vıdı vıdı dinlemeye gelmedim. Sus gari, sus. Nerede bugün giden? Aman. O patron oldu gari. Aklına eserse gelir. Esmesi gelmez. Böyle giderse ben seni deyiverem mi? Topu dikeriz vallahi. Bu dükkan patlayıverir. Hayırlı işler, hayırlı işler. Neredesin bakayım sen bu Sadıka'da? Abicim, akşam ilham geldi. Bir de şarkı yazıverdim. Sabaha kadar gözüm yumadım, uyumadım gari. Dur. Şarkı mı yazıverdin? Ha yenge. Neydiniz? İçimden gelip dur o. Fikret Şenez gibi yazdım. Kayahan gibi besteledim. İçimdeki sanatçıya dur demeyip durum gari yenge. Neydi? Ben dur derim. Ben senin içindeki o sanatçıyı öyle bir durdurayım ki sen bile şaşağı kalırsın. Abiciğim, sanatın önünde hiçbir şey durmaz. Sanat bir milletin can damarıdır gari. Fazla konuşma Gülfidan. Fazla konuşma. Ben koparıveririm inci o can damarını. Sosok. Getir şunu getir. Bunlar ne Hüseyin? Su işine giriyoruz Yakup. Bundan sonra kahvenin suları bizden. Nereden geliyor oğlum bu değirmenin suyu? Hoş sudan geliyor Yakup. Markamızın ismi Hoş Su. Nasıl? Kulağa hoş geliyor değil mi? Bunların içi boş. Şimdilik boşları aldık. Akşama doluları da gelecek. Sen bize biraz çay ver bakalım. Senin neyini bu yaştan sonra şarkı marka he? Abi sanatçılığın yaşı mı oğlum? Sen hiç emekli olan sanatçı gördün mü? Canım durduk yerden olur mu öyle şey? Bakan var mı senin öyle kabiliyetin şarkıcılığa, türkücülüğe? Nereden olacak canım? Öyle kabiliyeti olsa bugüne kadar ortalığı çıkmamıydı hiç ha? Bunun sesi gargı gibidir. Neden öldüğüm abi? Ha. Kim bilir kaç bin tane yetenek keşfedilmeyi beklemeden garı toprak olmuştur. Hem de ben geç de olsa keşfettim kendimi. İçimdeki acıyı ortaya çıkarabileceksin gari abiye kısmetse. Kahveyi yemiş bu kahveyi. Hiç de bile değil. Fikret Şenes'le Melih Kimar'ı aynı bünyede barındırıp dururum ben. Yazıyorum, besteliyorum, bir üstünü şarkı söylüyorum. Aynı Sezen Aksu gibiyim. Hindiye kadar keşfeden olmadı bu minik serçeyi. Minikmiş. Minik serçeye bak, minik serçeye. Kart tavuk, kart. Aşk olsun yenge. Sen bir şey demeyeyim mi? Ayrıp durun.
Daha da güzelim. Konuşursam iyi olur. Pek umurumda sanki. Konuşma, konuşma. Haluk Bey. Yarış yapacaksanız isterseniz daha fazla ısınmayın. Ne? Bir haftalık enerjinizi ısınmaya harcadınız. Koşunca takatiniz kalmayacak. Hadi bakalım, hazırım. Emine, kapıyı aç. Niye? Marketin arkasındaki camiye kadar gideceğiz ve geri döneceğiz. Tamam. Bu kapıdan ilk giren kazanır. Anlaştık mı? Anlaştık. Üçe kadar sayıyorum, başlıyoruz. Bir, iki, üç! Meltem Hanım, acele etsenize. Yarış kaybedeceksiniz. Bir şey olmaz Emine. Nasılsa yarı yolda nefes tıkanacak, azıcık avans vereyim. Asansör çalışmıyor. Daha burada. Kız, sen şöhret mi olacaksın şimdi gari? Ha, yenge daha. Sen ne deyip durun? Daha acaba şöhret taşıyabilir mi? Aman canım, sen taşıyamazsan bir adam tutarız. Onu taşıtırız gari senin şöhreti. Sen kafayı mı yedin? Gülbidem, senin bir şey diyeceğim ama. Alın mı ne olur? Ne diyorsun abi? De bakayım. Şu senin kafanın bir MR'ını çektirsek. İçinde beyin var mı yok mu çok merak ediyorum canım. Senin beynini kuşu taksak kuş uçmaz vallahi. Aşk olsun abi. Sen ne demeye getirip durun şimdi? Bir şey mi merdiye çalışıp durun? Bir şey ima etmeye çalışıyorum. Öyle albümler falan deyip de benim sinirimi yerinden oynatma. Kızdırma beni. Memleketi rezil mi edecek ben he? Bir daha duymayacağım ağzından böyle albüm albüm laflarını. Anlaşıldı mı? Bir şeyi yapıştıramadım be. Çok şık durdu abi. Çok para kazanacağız çünkü. Çok para. Her damacanadan 2 lira kazansak günde 100 damacana su satsak 200 lira yapar abi. Ulan yarma. Biraz büyük düşünsene. Günde 500 damacana su satsak 1000 lira para kazanırız. Bini çarpa tuzla. Ayda 30 bin yapıyor abi. Su gibi para kazanacağız oğlum. Su gibi para kazanacağız. Olsun oğlum. Hiç böyle bir marka duymadım. Duydun işte. Bundan sonra herkes bu suyu kullanacak Yakup. Bana bak. Çakma bir marka olmasın bu. Çakma olur mu Yakup? Dünya markası bu. Bayilik aldık. Bizde öyle antin kuntin işler olmaz oğlum. Hadi oradan. Antin kuntin işler sizin işiniz. Ben bu Yakup'u buksam kaç yıl yatarım Şükrü? Vallahi çok yatarsın Hüseyin abi. Onun da bir TC numarası var. O da bir normal vatandaş. Bunun neresi normal ya? Bana bak oğlum. Bu numaraları da herkese veriyorlar. Adama hasta ediyorlar Şükrü. Geldim. Ben kazandım. Ben kazandım. Bu kadar. Yarışı kaybetmişsiniz Meltem Hanım. Bilerek geçildim. Yoksa bunalıma girecekti. Çaktırma. Ben kazandım. Öyle bir geçtim ki aklı hayali durup fırtına gibiydi. Müthişsin Haluk'cum. Yani müthişsin. Hakikaten çok hızlıymışsın. Ben sana çok haksızlık etmişim. Ay Haluk Bey. Siz böyle bir tur daha koşsaydınız hiç yorulmamışsınız. Aa, yorulmaz o Emine. Yani görmen lazımdı. Fırtına gibiydi. Vallahi böyle avının peşinde koşan aslan gibiydi. Görmek isterdim doğrusu. Göremezdin ki. Ben bile göremedim. Yani kapıdan çıktıktan 10 saniye sonra gözden kayboldu. 20 yaşındaki bir genç gibi mi?
20 yaşındakileri 20 kere cebinden çıkarır benim kocam. Aslan kocam benim, değil mi? Zaten çok genç Meltem Hanım. Saçları böyle biraz beyaz işte. Size dede diyenler utansın Haluk Bey. İnşallah bir şey yok. Günaydın Haluk Bey. Haluk Bey, ne oldu? Canınız bir şey mi sıkıldı? Canım bir şeye sıkılmış gibi mi görünüyorum? Evet, öyle görünüyorsunuz. Arabamı servise bıraktım, otobüsle geldim. Oo, Yasemin, bu çok can sıkıcı bir durumdur, sen bilmezsin. Sabah otobüsler tıklım tıklım oluyor. Oturacak yer bile bulamıyorsun. Benim kızdığım şey oturacak yer bulamamak değil dar gömlek. Tam tersine oturacak yer bulabilmek. Nasıl yani ya? Ben anlamadım. Ya otobüse bindim. Bir tane şapşalın teki kalktı hemen ayağa. Amcacığım gel otur otur. Yani herifi görsen neredeyse benim yaşımda amcacığım amcacığım yuh be. Merhaba Berke. Aa, hoş geldin Damla, nasılsın? Hoş bulduk. Tişörtün yeni mi? Çok güzel, yakışmış. Evet, yeni yeni ya. Çok teşekkürler, çok sağ ol. Geçiyorum ben. Tabii tabii. Hoş geldin Damla. Hoş bulduk. Hoş geldin. Meto, sana bir şey söyleyeceğim ama kimseye söylemeyeceksin, tamam mı? Kötü bir şey mi oldu abicim? Bak yemin et, kimseye söylemeyeceksin. Of, Berke, benden laf çıkmaz. Anlat hadi. Bana mesaj attı. Hoşlanıyor oğlum benden ya. Ne? Sus. Damla. Sus abi sus. Şişt, Beto, ne yapacağım ya? Ha? Bir akıl ver, ne yapabilirim? Bilmiyorum abicim ya. Al başına belanı. Al başına belanı. Güzel kız aslında. Ne? Yani bu işi bir karara bağlayın artık. Vallahi dün akşam çok kötüydü Tuna. Yani içmiş içmiş. İçmiş mi? Kör kütüktü. Öyle böyle değildi yani. Üzülüyorum adama. Tamam da yanlış bir karar vermekten korkuyorum Meltem. Her şeyi bir kenara bırak. Orçun'a nasıl söyleyeceğim onu bilemiyorum yani. Gönül, ben sana bir söyleyeyim mi? Hani en kötü karar bile kararsızlıktan iyidir. Bence evlenin. Tabii sen bilirsin. Berke, emin misin abicim? Sen yanlış anlamış olmayasın. Ya Meto, nesini yanlış anlayacağım ya? Bana yazdığı mesajı görsen bu kız çıldırmış dersin. Of, ne yapacaksın peki? Bilmiyorum ya. Duygu'nun da en yakın arkadaşı şimdi. Duygu duyarsa çok üzülürüm. Berke. Heh. Berke sana bakıyor. Başım belada oğlum. Sevgilimin en yakın arkadaşı. Ne yapacağım? Ya kayınçonun da platonik aşkı. Sorma sorma. Bir şey yapmam lazım Beto. Bir şey yapmam lazım. Durdu kafa durdu. Durdu kafa. Abicim. Bu kızı kendinden soğutmalısın. Nasıl? Ya ne bileyim abicim. İşte Damla'nın yanında burnunu karıştır. Böyle masanın altına sür. Sonra kulağını böyle temizle. Ne bileyim bunları yanında yaparsan kız kesin soğur senden. Bravo Meto ya. Ne iğrenç fikirlerim var ya. Allah kahretsin seni. Allah kabul etsin seni. Ama abicim kesin çözüm. Ne biçim çözüm ya? Burnunu karıştır masanın altına koy. Böyle şey olur mu ya? Ama iğrenir senden soğur. Ben böyle bir adamı seviyorum der falan. Başka bir şey, başka bir şey. Merhaba Yakup Usta, nasılsın? Hayrola Kemal amca? Çok keyifli görünüyorsun. Ben keyifli olmayayım da kim olsun? Kısmetse Haziran'dan sonra meclisteyim. O kadar kesin konuşma Kemal amca. Bu işler belli olmaz. Sen bana güven Yakup. Halkın nabzını tuttum.
Yaptığım kamuoyu araştırmasına göre sandıktan müsteşar Kemal çıkacak. Keşke bir partiden koysan adaylığını Kemal amca. Bağımsız zor. Olmaz. Ben partiler üstüyüm. Eğer bir partiden adaylığımı koysaydım diğer partililer bana küser. Ben bütün partilileri düşünmek mecburiyetindeyim. Dur sana bir milletvekili çay yapayım o zaman. Hadi bakalım. Kendi yağında şirdenden ince kıyım bir çay yap. Sence ben yaşlı görünüyor muyum? Nereden çıkarttın Haluk abi ya hiç? Yani otobüste görsen kalkıp yerini verir misin? Ya ben tanıdığım için veririm yani saygı gereği. Onu demiyorum oğlum. Farz et ki tanışmıyoruz. Sen beni otobüste gördün. Ana yazık la amcaya. Dur şuna yer vereyim der misin? Hayatta demem ya. Ben de demem. Sapa sağlam adamsınız. Niye yerimi vereyim ki? Hiç. Ya yüzünüze bile bakmam valla. Herkese günaydın. Günaydın Okşancığım. Dersene şöyle. Sen Haluk Bey'i mesela otobüste görsen. Şöyle tanımıyorsun. Yer verir misin? Şey yaşını bilmesen veririm tabii Yasemin. Ama saçlarına bak kız bembeyaz. Babam yaşında görünüyor. Evet Haluk Bey. Biz karar verdik siz saçtan kaybediyorsunuz. Şöyle bir ton daha koyu olsa 10 yaş genç gösterirsiniz. Vallahi doğru abi. Aynen işte. Hadi iyi günler. Meclise girince Ankara'ya mı yerleşeceksin Kemal amca? Yakup Usta şimdi bir ayağım burada bir ayağım orada olacak. Ben vatandaştan ayrılamam. Onlarla iç içe yaşamaya alışmışım. Hayırlı işler, hayırlı işler Yakup Usta. Buyurun. Oo, hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Buyurun, buyurun. Hayırlı olsun gari, hayırlı uğurlu olsun. Bundan sonra sizin Epis Kemal Bey diyebiliriz herhalde değil mi? İnşallah. Bu işler biraz kısmet tabii. Benim bir sözünüz vardı Kemal Bey, unutmadınız değil mi? Vekil olduktan sonra Mısırlı'yı bir iç ayarlayacaktın sana. Anne yapma lütfen ya. Ben torpile karşıyım. Öyle kayırmaktan, kollanmaktan hoşlanmam. Bana ters bunlar. Ben de adam kayırmak yok. İltimas geçmek yok. Ben liyakata bakarım. Bak mesela sen okumuş, aklı başında kültürlü bir insansın. Ben meclise girince niye benim danışmanlarımdan biri sen olmayasın? Vallahi doğru adrestesin. Oturtur bunu karşına, akıl danış. Bunun zaten başka edeceği bir şey yoktur. Oturduğu yerden konuşuyor duru bu. Aynı babası. Alo, Rasim. Evet. Ne diyeceğim sana? Akşam dükkanı kapatınca benim ofise geliyorsun, tamam mı? Ya sen gel, soru sorma. Ha, böyle boya takımını moya takımını da al ha. Tıraş takımı değil oğlum, boya takımı. Ya sen gel, böyle biraz rötuş yapacağız. Ha. Hadi bekliyorum. Mustafa Ali, bana danışmanlık yapmaya hazır mısın bakalım? Yani bu milletin sana ihtiyacı var Mustafa Ali. Gel danışmanım ol diyorsanız bir düşünürüm tabii. Bak onu dep durdu ona. Benim cebime acık para girsin diyeceğine milletin benim ihtiyacı var çalışırım dep durdu. Tüp tüp yarabbim. Bak peşin peşin söyleyeyim. Öyle danışmanlık kolay bir iş değil. Kolay kolay ne güzel iş. Bir insanın hayatında ulaşacağı en büyük mertebedir danışmanlık. Hadi ya. Danışmanlık yetkisi olup sorumluluğu olmayan bir meslektir. Sen her istediğin edersin imzayı başkası ata. Sonra gider rahat rahat evinde uyuyorsun. Bundan güzel meslek mi var? Ne âlâ memleket? Yok ben öyle rahat uyuyamam. Birinin bana danışması karşılığında ücret ödemesine karşıyım ben. Bahuna. Cebine almışsın para girsin kötü mü olur oğlum? Daha rahat uyuyorsun. Hatta horlansın bile. Ah,
haber hayatım? İyiyim canım. Sen nasılsın? İyiyim iyiyim. Sen geç. Ben size içecek bir şeyler getireyim. Tamam. Hadi. Ne haber? İyi. Kızım nasıl mesaj bu? Yerim seni çıtır çıtır falan. Hangi mesaj? Aşkım benim. Yerim seni çıtır çıtır. Seni bir gün görmesem özlüyorum. Derslerden fırsat bulduğum zaman seninle güzel bir gün geçireceğiz. Buna mı gitmiş o mesaj? E ben onu yeğenime atmıştım. Olamaz. Listemdeki herkese yollamışım. Herkese aynı mesaj gitmiş. Ay inanamıyorum Duygu, rezil oldum. Bu telefona alışana kadar daha çok hata yapacağım galiba. Takma kafana, olur böyle şeyler. Berke. Ha. Abicim ne konuşuyorlar acaba ha? Bilmiyorum ya. Hangi yüzle hala Duygu ile arkadaşlık ediyor? İnanamıyorum ya. Bu Damla var ya abicim. Ha. Çok fettan bir kızmış. O melek gibi görüntüsünün altında bir Suzan Avcı yatıyormuş meğer. Evet evet. Yılan gibi yemin ediyorum. Çıngıraklı zız 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 diye ya Allah'ım ya Rabbim ya. Ya Berke ya. Ha. Ben çirkin miyim? Çok. Çok hem de. Mustafa Ali, yalnız böyle sakallarla olmaz. Yani bir milletvekilinin danışmanı kılığına, kıyafetine dikkat etmeli. Aa, bu olmadı işte. Hani? Neden olmasın canım? Keseriz sen sakalını. Ben sakal tıraşı olmaya karşıyım anne. Sakal tıraşı insanın kendi kendiyle girdiği anlamsız bir mücadeledir. Nasıl yani? Yani sen sakalı kesersin o uzar. Sen kesersin o uzar. Sen kesersin o uzar. Kes. Bir daha kes. O uzayacak da seni gelin armut toplamaya çeker. Bu mücadelenin galibi kazananı baştan bellidir. En iyisi yenilgiyi kabullenip sakalları koyvermek. İddiasta gördüğünüz sakallı insanlar yenilgiyi baştan kabullenmiş, huzura ermiş, kafası rahat insanlardır. Ne yani? Sen şimdi kabul etmiyor musun? Sakalımı kesme. Olmaz bu Kemal Bey, olmaz. Aynı öküz babası. Sen bunun danışman işini bir daha gözden geçir be gari. İyi akşamlar Haluk Bey. İyi akşamlar. Siz çıkmıyor musunuz Haluk abi? Benim biraz daha işim vardı. Peki, iyi akşamlar. Görüşürüz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Teşekkür ederim. Haluk Paşam. İyi akşamlar da. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Gönülcüm ben çıkıyorum. Gönül. Ay, efendim, ay pardon, dağılmışım Meltem. Ne düşünüyorsun, Tuna'yı mı? Tuna'yı, Orçun'u, Merve'yi nasıl karar vereceğim hiç bilemiyorum Meltem. Sen bu adamı seviyor musun? Evet yani, çok iyi bir insan. E o zaman? Merhaba Haluk abi. Merhaba. Rasim nerede? Dükkanda çok müşteri vardı. Rasim abi de beni gönderdi. Ha, iyi peki. Şimdi otur. Boyaları falan da hazırla. Benim saçları boyayacağız. Ama bana bak. Böyle çok koyu bir şey istemiyorum ha. Simsiyah saç istemiyorum. Böyle azıcık bir şey koyacaksın. Böyle nasıl söyleyeyim sana? Böyle şu beyazlığı biraz kıralım. Öyle simsiyah zaten güzel olmaz Haluk abi. Aynen, aynen. Böyle beni görenler bir değişiklik fark etsin ama adlandıramasın. Yani saçımı boyadığımı anlamayacaklar. Böyle biraz daha genç görünsün, genç bir hava katsın diyorum hani. Merak etme Haluk abi. Öyle doğal olacak ki yenge bile anlamayacak. Ay İsmoş ya. Ne zamandan beri baş başa kalamıyoruz? Haklısın Okşancığım ya. Annen ne zaman dönecek memlekete de? Ay ne bileyim canım. Koskoca kadına git denir mi hiç? Tutamadım ona bir daire.
Ya Okşancığım biliyorsun. Benim deli hatun bütün hesaplara el koydu da. Hani olsa dükkan senin. Yok. O zaman böyle liseliler gibi kafe köşelerinde sürünürüz İsmail. Kalk gidelim. Nereye ya? İş yerine. Baş başa kalabileceğimiz başka bir yer mi vardır da? Bu saatte oralarda kimse yoktur. Biraz gece mesaisi yaparız. Biraz da dosya bakarız da. Gidelim hadi. Hesap verir misin hocam? Gel Mesut kardeş gel. Buyur buyur. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Bak babacığım selam. Sana kimi getirdim? Ay Mesut Beyciğim hoş geldin. Hoş geldin efendim. Hoş bulduk Tayyar abi. Buyur otur şuna. Uyuyakalmışım ya. İçim geçmiş. Şükrü babam hasta deyince uğrayıp bir geçmiş olsun diyeyim dedim. Ben iyiyim şimdi Allah'a şükür. Yani biraz öyle hastalandım. Aha, iyi gördüm, iyi gördüm. İyi, çok şükür iyiyim yani. Aa merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk bacım. Babacığım. Aa kızım. 5-6 kilo pirinç aldım. Yarın pilava çıkacaksın değil mi? Pilava çıkmak? Yok yani pilav yapsam yer misin diyor. Yok, pilava çıkacaksın mı diye soruyorum yarın. Tayyar abi, nasıl oluyor bu pilava çıkmak? Bizim oralarda ara sıra böyle fakirlere bir kazan pilav yapılır, dağıtılır onlara, yoksullara Mesut'cum. İşte bizim orada da buna pilava çıkmak denir. Yani dağıtırız ama parasıyla tabii. Nasıl yani parasıyla? Parasıyla derken parası olmayan fakir fukarayı toplayıp doyuruz demek istiyor benim hatun Mesut kardeş. Herhalde Şükrü. Parası olan artık baksın başının çaresine. Bak şu yanlar filan hafif beyaz kalsın ona göre ha. O kadar beyazlık karizma kadar. Merak etme sen Haluk abi. Seni en az 20 yıl gençleştireceğim. Çok doğal olacak. Yok yok 20 yıl çok. 10 yıl yeter. Peki abi. Bana güven. Gerisine karışma. Göreceğiz bakalım. Baba, istersen iki tepsi de şam tatlısı yapayım. Kendini fazla yormadan öğleye kadar bitirirsin. İki tepsi şam tatlısı mı? Hepsini nasıl yiyeceksin Tayyar abi? Oo, hepsini yiyemez ki canım. Sonra müşteriye ne kalır? Müşteri derken... Müşteri derken beni kastediyor Mesut kardeş. Hatice'nin en birinci müşterisi benim. Allah seni inandırsın Mesut kardeş. Ben en fazla iki tane yerim. Gerisini bu aylak bakkal bitirir. Ne yapayım? Tatlıyı çok seviyorum. Ya o kadar tatlı yenir mi Şükrü? Hasta olursun valla. Atın ölümü şam tatlısından olsun Mesut kardeş. Babacığım kendimi iyi hissediyorum diyorsan iki şiş de kokoreç çevireyim. Ya bırakın şimdi şu yemememe hikayelerini ya. Bırak geç bunları. Bak Mesut, zabıta Mesut, zabıta Mesut. Her zaman mı gelir evimize? daha nasılsın Mesut'cum da? Vallahi şükür. Zabıta Mesut mu? Hani hep bahsettiğimiz zabıta Mesut. Hani bütün seyyar satıcıların belalısı zabıta Mesut. Aynen. Zabıta Mesut Bey, vallahi biz sizi ailecek çok seviyoruz, takdir ediyoruz. Siz bu seyyar satıcıların kökünü kazıyın, silin onları piyasada. Öyle yapıyorum zaten bacım. Tabii tabii, babam olsa acımayız. Zaten biz ailecek çok karşıyız değil mi? Sevmeyiz seyyar satıcıları. Hepimiz karşıyız Hatice. Allah Mesut'u başımızdan eksik etmesin. Amin amin. Amin amin. Bu daha çok kalacak mı? Biraz daha bekleyip saçını yıkayacağız Haluk abi. Ne kadar bekleyeceğiz? Az kaldı. Birkaç dakikası daha var. Haluk kuşam. Senin ne işin var burada da? Asıl sizin ne işiniz var İsmail Bey? Ay saçındaki ne öyle ya? Ya bir şey değil, bir şey değil. Bu arkadaş bizim Berber Rasim'in kalfası şey... saç bakımı yapıyordu. Saç bakımı mı?
Boyama olayı yani. Haluk abiyi biraz gençleştireceğiz. Şşt! Ver! Gevezek alfa! Hastaymış oğlum kız bana. Mesaj çekti, aşkım falan dedi. Oğlum ya, helal olsun ya. Vallahi sonunda tavladık kızı ha. Geç oldu ama temiz oldu kanka. Tabii oğlum. Bir şey biliyoruz da yapıyoruz sonuçta. Beto, bize bir şeyler getir. Hesaplar bugün benden. Hayırdır? Kutlama mı var? Tabii abicim. Damla bana aşkım diye mesaj çekti. Şaka yapıyorsunuz herhalde. Şaka falan değil mi Meto? Kız mesaj çekmiş oğlum seni seviyorum diye. Sana da mı? Ne demek sandım abicim? Sanki kız herkese seni seviyorum, aşkım diye mesaj çekiyor. Öyle bir konuşuyorsun ki sen de. Yok canım, ben öyle demek istemedim. Yani sana mı çekmiş dedim. Daha iki biraz fazla oldu. He. Kafası güzel herhalde ya bunun. Neyse neyse. Sen bize soğuk bir şeyler getir. Tamam abicim. Vay be. Ne kızmış şu Damla ya. Herkese mesaj çekmiş, bir bana çekmemiş. Şimdi alındım vallahi. Yani ben de yakışıklı sayılırım ya kendi çapımda. Ya Haluk hocam, seni gibi taş fırın erkeğe böyle saç boyamak yakışıyor mu da? Süratem Manuk abi. Bir dakika. İsmail Bey, bu olay aramızda kalacak. Bilmem anlatabildim mi? Tamam uşağım da, ben şimdi kimseye söylemezsem saçının boyanıp boyanmadığını kimse anlamayacak mı? Anlamayacak. Bir kere bu boya değil, böyle rötuş gibi bir şey, böyle ucundan hafif bir şey. Haluk abi. Bir dakika. Anlaştık mı? Tamam. Tamam uşağım ama sen de gecenin bir saatinde Okşan Hanım'la benim buraya geldiğimi kimseye söylemeyeceksin de. Haluk abi. Bir dakika. Böyle şeyler beni ilgilendirmez İsmail Bey. Tamam o zaman anlaştık uşağım. Gel Okşancığım gidelim de odamda şu dosyaları inceleyelim de. Gidelim İsmail Bey. Ay o kadar çok dosya birikti ki sabaha kadar çalış çalış bitiremeyiz. Haluk abi. Ne var oğlum sende Haluk abi Haluk abi? Süreyi açtık Haluk abi. Ne olacak bir iki dakika açsa ne oluyor ki? Saç biraz daha beklerse rengi koyulaşır. Oğlum şimdi mi söylüyorsun bunu? Niye daha önce söylemedin? Söyledim. Yok yok yok. Mesajdan sonra aradın mı kızı? Yok kanka aramadım. Kendimi ağırdan satıyorum. Oyunu kuralına göre oynuyorum. Çok istekli gibi davranmıyorum. Bravo kanka. En güzelini yapmışsın. Ne derler bilirsin. Kaçan kovalanır. Bırak biraz da o kovalasın seni ya. Tabii oğlum ya. Başta çok süründürdü seni. Şimdi biraz da sen onu süründür. Yani. Ama ben ona kıyamam ki ya. Hani doğal olacaktı ha? Hani görenler boya olduğunu anlamayacaktı? Şuraya bak, kömür gibi simsiyah yapmışsın. Abi gayet doğal. Sadece birkaç dakika geç çıkadık. O da İsmail Bey'le konuşmaya daldın diye. Ha suçlusu benim yani. Boya saçta ne kadar fazla kalırsa o kadar koyu olur Haluk abi. Tamam kes. Selamünaleyküm. Haluk abi. Rasim oğlum neredesin? Gönderdim bana bu yeteneksiz kalfayı, saçı ne hale soktu? Güzel olmuş abi. Birazcık koyu olmuş. Birazcık mı? Sen buna birazcık mı diyorsun? Ayhan. Abi gayet normal. Sadece birkaç dakika geç çıkadık. Ondan sinirlendi Haluk abi. Ya tamam tamam. Git. Nasıl çıkacak bu boya onu söyleyin. Çıkmaz artık Haluk abi. Bir süre böyle kalacak. Yıkandıkça ama rengi açılır merak etme. Ben insan içine böyle nasıl çıkacağım? Kayınço, efendim işte. Seninle bir şey konuşmam lazım. Ne konuşacağız? Özel. Şöyle bir gelsene. Biliyorum. Pardon beyler. Bak, dur enişte. Öncelikle sana güzel bir haber vereyim. Yakında Damla'yla evleniyoruz. Evleniyor musunuz? Evet enişte, evleneceğiz. Kız bana açıldı. Ben açılamıyordum. Nasıl açılacağım diye düşünüyordum. Lak diye bana açıldı. Şimdi nasıl söyleyeceğim ki ya? Bak, kayınço. Sence Damla sana göre bir kız mı? Tam idealimdeki kız. Müthiş. Diyorsun. Daha iyisini nasıl bulacağım enişte? Akıllı, güzel, üstelik çok düzgün bir kız. Kayınço, ya bak sen yeteneklisin, yakışıklısın, karizmatiksin. Yani
Sen Damla'ya göre çok fazlasın. Zaten ben de bu özelliklerimle tavladım enişte Damla'yı. Bak kayınço, yemin ediyorum sende bu özellikler olduğu sürece dünyadaki en güzel kızı kendine aşık edersin ya. E tamam işte, dünyanın en güzel kızı Damla. E o da bana aşık zaten. Ya kayınço, sen daha ne Damlalar göreceksin. Gözünü açtın Damla, Damla Damla yeter ya. Sana göre bir kız değil o. Ya enişte, ben hayatımın aşkını buldum diyorum. Sen ne diyorsun ya? Benim hayatımın kadını Damla. Haluk Bey nerede kaldı Meltem Hanım? Yemekler soğuyacak. Tamam, gelir birazdan. Emine, hı, unutma da yarına kuru fasulye yapalım. Haluk kaç gündür istiyor. Tamam tamam, yanına da bir de pilav yapalım. Eğer pilav yapmazsak kuru fasulyeyi geçersiz sayar Haluk Bey. Tamam, turşu da koyarız. Oh, ne yaparız. Hoş geldiniz canım. Hoş geldiniz. Hoş gördük. Haluk, bu ne hal? Ne? Bu ne hal? Kapüşon filan. Ne var? Ya sen böyle gezmezsin. Niye böyle giyindin? Yani... Ne bileyim öyle yani, yakışmamış bana. Haluk Bey, yoksa bir günde böyle saçlarınız döküldü de Paratoner Osman gibi keltoş mu oldunuz? Adamı hasta etme Emine. Zaten cinler tepemde. Haluk, Allah aşkına çıkar şunu. Hadi sofraya bekliyoruz seni. Bak gülmeyeceksiniz ona göre. Niye gülelim hayatım? Asıl bu haline güleriz. 15'lik delikanlı gibi çıkar şunu. Gülme. Sen de. Ay, gülmüyorum. Niye güleyim? Gülecek ne var? Yok, bu yani dudağın kenarından sanki bir şey yaptın. Fark ettim. Gülme. Ben geldim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Gülme. Değişiklik var gibi ama babacığım. Hoş geldin Tuna. Merhaba. Şöyle geç. Geçiyorum. Şöyle, ben de şöyle oturayım. Nerede oğlum sizin sucu? Gelecek Yakup. Akşam oldu Hüseyin. Bu saatten sonra kamyon falan gelmez. Gelmez olur mu Yakup? Bizim firma gece gündüz çalışıyor. Susuzluktan yanan vatandaşa hizmette sınır yok bizde. Öyle değil mi Hüseyin abi? Vallahi vatandaşın suyunun ne zaman biteceği belli olmaz Yakup. Bence boşuna bekliyorsunuz. Bu saatten sonra gelmez. Bana bak Yakup. Gelecek dedi mi gelecek oğlum. Bunun ötesi berisi yok. Fazla konuşma. Ne diyorsun Gönül? Beni evlenecek misin? Evlenme teklifini kabul ediyorum Tuna. Hakan, Gönül, Gönül, Hakan, Gönül. Ay dur, Gönül. Ağlaştın. Gönül. Tuna sakin. Gönül, kolonya var mı Gönül? Ay dur, getiriyorum. Gönül, kolonya var. Getiriyorum, dur. Gönül, bir şey oldu. Gönül, dur. Gönül, evet, dur. Gönül. Kötü olmamış babacığım. Yani bence rengi gayet iyi. Vallahi 20 yaş gençleşmişsiniz Haluk Bey. Haluk, sen şimdi genç görünüyorsun. Ben yaşlı kaldım yanında. Onu ne yapacağız? Ya bir şey söyleyeceğim. Hadi kapatalım bu konuyu. Vallahi bak canım sıkılıyor gene.
En azından kimse artık sizi Orçan'ın dedesi sanmayacak. Üzülmeyin Haluk Bey. Hatta abisi zannedebilirler. Ya tamam, kapatın bu konuyu, tamam. Hiç komik değil. Gülmüyoruz ki. Konuşuyoruz. Hayır ama gülmek için böyle bir hani bir şey söyleyeyim, ha gülenim gibi bir durum var. Yok. Gülüyorsun, gördüm. Yok yani suyu içerken oradan gülüyorsun yani. Oho! İşimiz var ha. Kapa! Baktım. Güvenlikçi ise eğer dekontu al, imzayı sen at. Beni böyle görmesin kimse. Yeterince rezil olduk zaten. Hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Sakın Haluk Bey'in saçlarına gülmeyin. Çok bozuluyor. Ne oldu ki? Boyatmış. Gülün. Haluk Bey'in kardeşi gelmiş galiba. Ben kardeşi olduğunu bilmiyordum var. Merhaba Haluk. Yo, rahat rahat gülün. Esprilerinizi yapın. Ne yapıyorsanız yapın. Ama iki dakikanız var. İki dakika bittikten sonra bu konuyla ilgili konuşanın kalbini kırarım ona göre. Yok, bırak gülsün, bırak gülsün. 1,5 dakikası kaldı. Rahat rahat gül. Kurtlarını dök. 1 dakikan kaldı. Ondan sonra eğer gülerse bak neler oluyor. Rahatla, rahatla gül. Kırkını düşünsem aklıma gelmez. Nasıl dolduracağız bu damar canavarı Şükrü? Yakup gitmeden eyleme geçemeyiz abi. Gizli operasyon bu. Nasıl göndereceğiz peki? Bilmiyorum ama bir yolunu bulmamız şart. Yakup, biz nasıl olsa su kamyonunu bekliyoruz. Sen niye eve gidip istirahat etmiyorsun oğlum? Yapar mısınız oğlum öyle bir kıyak? Şükrü doğru söylüyor. Sen burada niye duruyorsun ki? Arkadaşlar gittiği zaman biz de dükkana gitler gideriz. Vallahi iyi olur. 40 yılın başında ben de erken gitmiş olurum eve. Git tabii Yakup. Aa, kapıyı da iyi kilitleyin ha. Tamam oğlum, merak etme. Yani bana metroseksüel diyorsun Haluk. Sen benden daha metroseksüel çıktın vallahi. Ya bir şey diyeceğim abi. Hani elindeymişken bir de balyaç attırsaydın bari. Tuna. Dün gece sarhoşken keşke pencereden atsaydım ben şunu. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Bayağı gençleşmişsin. Böyle 6-7 yaş 60 yani. Şoktayım. Esasında şimdi şoka girme sırası size geldi. Size bomba gibi bir haberimiz var. Gönül, sen mi söylemek istersin yoksa ben mi söyleyeyim? Biz evleniyoruz arkadaşlar. Evet, biz evleniyoruz Haluk. Madem Duygu evine, biz evleniyoruz ve mutluyuz. Ay çok güzel bir haber bu Gönül. Evet. Ay. Tebrik ederim Gönül abla. Çok teşekkür ederim. Hadi arkadaşlar kalkın. Kapatıyoruz. Kapatıyor musunuz? Bu saatte kahve mi kapanır ya? Bana bak. Burası acil servis değil. Burası kıraathane. İstediğimiz zaman, istediğimiz şekilde, istediğimiz anda kapatırız. Hadi yavaş yavaş kağıtları bırakın ve uzayın. Evet arkadaşlar. Şimdi kağıtları yavaş yavaş bırakın. Çaylarınızın son yudumlarını da alın. Bir an evvel kalkın. Bizim fazla vaktimiz yok.
Biz rahatsız Hasan'ın kahvesine gidelim. Bir daha da hayatta gelmeyiz. Hadi abi, yürü abi, yürü abi. Buyurun. Bomba haber diye buna derim ben. Vallahi süper bir haber. Yani Haluk'un saçlarını bile gündemden düşürecek. Haluk Bey'in saçlarını hiçbir haber gündemden düşüremez Meltem Hanım. Gerçekten tebrik ederim Gönül abla. Çok teşekkür ederim Duygucuğum. Artık derisi başına Duygu. Sen ne diyorsun Haluk? Ben ne diyeyim canım? Yani siz kararınızı vermişsiniz. Ne güzel. Hem böylesi daha da iyi. Yani işi resmiyete dökün bence. Dedikodu medikodu olmasın. Hani... Çocuklara söylediniz mi? Daha söylemedik. Sorun da bu işte Meltem. Nasıl söyleyeceğiz bilmiyoruz. Canım ne demek nasıl söyleyeceğiz? Çocukları koyacaksınız karşınıza. Söyleyeceksiniz. Söyleyeceğiz ama nasıl söyleyeceğiz bilemiyorum yani. Neyse. Tarih falan belirlediniz mi? Hemen Duygu. Hemen. Tuna'ya kalsa şimdi gidecek nöbetçi nikah dairesi bulacak Meltem. Aslında fazla geç değil. Yani en azından çocukları anlatmak için geç değil. Ben gideyim Merve'yi annesinden alayım. Geleyim size Orçun'la beraber oturtalım karşımıza Gönül. Tıkır tıkır anlatalım her şeyi. Acelen mi Tuna? Yok hadi kalk gidelim. Hadi görüşürüz. Hadi Meltem hadi görüşürüz. Hadi Duygu'yu görüşürüz. Hadi Emine. Hadi Gönül çabuk. Canım çok teşekkür ederim. Hadi hoşçakal. Hadi Gönül. Hoşçakal. Habere bak. Haluk. Ya. Hayırlı olsun. Hoş bulduk. Yengem o maç yolladı. Sağ olsun. Hoş geldin. Gel, gir bu savari. Geç, otur. Nasılsın? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Sağ ol, ben de iyiyim. Yengem o maç yolladı da bizim yöresel lezzetlerden. Evet, daha önce de yapmışlardı, sağ olsun. Teşekkür ederiz. Sen benim saça mı bakıyorsun? Yok, ne söyleyeceksen söyle. İçindekileri boşalt hadi. Yok. Yanlış anladınız. Ben bir kafanın dışındakiyle ilgilenmem. İçindekiyle ilgilenirim. Yani Mümin Sekman'ın da dediği gibi her şey beyinde başlar Haluk Bey. Olur mu canım? Mesela bizim Hüseyin'de beyin diye bir şey yok. Onun için her şey midede başlar. Karnım acıktı Emine. Emine, sen hadi o maçı mutfağa götür. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldin tatlım. Merhaba. Hadi geç bakalım. Nasılsın Devam? Ben iyiyim. Yavrum, Merve merhaba desene kardeşine. Merhaba beton kafa. Merhaba süslü. Kaynaşacaklar çocuklar. Yavaş yavaş kaynaşacaklar. Naber? Hoşçak. Gel Gönül. Bakın çocuklar. Şimdi sizle çok önemli bir şey konuşacağız. Sen başla istersen Tuna. Yok sen başla. Ben sonra devam ederim. Ay neymiş bu kadar önemli olan şey? Çok merak ettim doğrusu. Beyin önemli Haluk Bey. Beyin en önemli organımızdır. Beyin vücudumuzun %2'si olduğu halde geri kalan %98'i yönetir. Yani böyle önemli bir iş yaptığı için de başımızın üstünde yeri vardır. Yani biz insanlar böyle otomobil falan alınca hemen nasıl çalıştığını öğrenmek için kursa falan gideriz. Oysa beynimiz ondan daha önemli ve daha gelişmiş olduğu halde beynimizin nasıl çalıştığını öğrenmiyoruz. Ya Mustafa Ali doğru söylüyor. Yani en küçücük bir elektronik aletin bile kaç sayfalık kullanma kılavuzu var. Doğru. Beyne de bir kılavuz lazım. Yani Mümin Sekman öyle diyor. Aman. Bu yaşımdan sonra beynimi nasıl kullanacağımı o mu söyleyecek bana?
Ayrıca da beyin bu. Nasıl çalışacağını kendi bilir. Senin beyni için bir kullanma kılavuzu hazırlansa tek sayfalık olurdu herhalde. Bakın çocuklar. söylemek istediğimiz şey şu. Sen devam eder misin Tuna? Bu kadar mı? Sen devam et. yani bizim size söylememiz gereken, yani daha doğrusu söylemek istediğimiz... Ben anladım. Ne anladın? Ayrılıyorsunuz. Gerçekten mi? Bu gerçekten müthiş bir haber. Çak be çak. Çak. Siz zaten birbirinize göre değildiniz ki baba. Bu ilişki yürümez. Biz de zaten Merve'yle anlaşılıyorduk. Ayrılmamız çok iyi oldu. Yoksa babam geri dönüyor anne. Babanla barışıp evlenecek misiniz tekrar yoksa? O zaman sen de annemle evleniyorsun değil mi baba? Bu şimdiye kadar duyduğum en güzel haber. Sen bir tanesin anne. Babacığım. Yavrum. Baba yavrum şey. Beynimizin nasıl çalıştığı konusunda fazla kafa yormuyoruz. Oysa başarıda, başarısızlıkta, mutlulukta, mutsuzlukta her şey beyinde başlar. Bence herkes evinde veya iş yerinde bir haftayı beyin haftası ilan etmeli. O hafta boyunca beynimizin nasıl çalıştığını öğrenmeliyiz. Bu çok iyi fikir. Bu hafta hep beyinle ilgili bir şeyler yapalım. Mesela yarın beyin çorbası yapalım. Ondan sonra öbür gün beyin salatası. Önümüzdeki haftada kelle paça haftası ha? Ay Haluk ya! Öf! Burada ciddi bir şey konuşuyoruz ayrıca. Yani beynimize hem zaman hem de emek harcamamız lazım. Benim ihtiyacım yok. Saat gibi çalışıyor benim beynim. Tıkır tıkır. 45 senedir daha tık demedi. Fazla zorlanmadığı için olmasın? Bizim Hüseyin'in beyni satılığa çıksa çok kolay müşteri bulur Meltem Hanım. Sahibinde az kullanılmış beyin. Neredeyse sıfır sayılır. Ne diyorsun ya? Aslında bizim söylemeye çalıştığımız şey tam olarak sizin düşündüğünüz şey değildi çocuklar. Değil miydi? Kesinlikle değildi Orçun. Ben zaten babamla hemen evlenmeni beklemiyorum anne. Önce bir gelsin, oturup konuş. Sen de acele etme baba. Annem de acele etmesin. Biraz düşünmek en doğal hakkı. Ben gidip bir çay koyayım. Ben de sana yardım edeyim Gönül. Sence aptal numarası yaptığımızı anladılar mı? Bence kesin anlamadılar. Eninde sonunda evleneceklerini söyleyecekti ama. Nereden biliyorsun? Onlar kararlarını verdiler kızım. Annemi telefonda konuşurken duydum. Ne dedi? Biz kararımızı verdik, evleniyoruz dedi. Anneannem her şeyi anlattı resmen. Yandık biz yandık. Yandık yine yandık. Ben senin gibi beton kafayla kardeş olamam. Ben de senin gibi bir süslüyle. Beton süslü. 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 Vallahi bayağı güzel şeyler var ha. Okuduktan sonra sana veririm, olur mu? Yok yok, iade etmenize gerek yok. Siz de okuyup bir başkasına verebilirsiniz. Kitap biriktirmem ben. Ben de. Yalnız aranızda bir fark var. Yani Mustafa Ali okuyor ama biriktirmiyor. Sen okumadan biriktirmiyorsun. Kızım ben zamanında çok okudum. Ben de Mustafa Ali gibi böyle yani okuyup başkasına veriyorum. En güzeli. Bir kitap ne kadar çok insana ulaşırsa o kadar iyi. Yani biriktirip ne yapacağız? Evde dekor olarak mı kullanacağız? Yani önünde fotoğraf çektirip röportaj mı vereceğiz? Yani hey ahali bakın ben ne kadar çok kitap okudum diye millete hava mı atacağız? Ya okuduğun kitabı bir daha okumak istersen? Ben de birisinden isterim. Nasılsa bir şekilde bulurum. Aslında her insan okuduğu kitabı bir başkasına verse o kadar çok insan faydalanır ki. Ama maalesef hepimiz stokçuyuz.
Kitabı bile stokluyoruz. Ya. Kilitledim kapıyı abi. Artık doldurabiliriz. Yalnız bir sorun var Şükrü. Nedir abi? Oğlum bu musluk suyu biraz acı olmasın. Millet uyanırsa yanarız ha. Ben ona da bir çare düşündüm abi. Her damacanaya iki tane kesme şeker atacağız. Musluk suyu olacak kaynak suyu. Ya bizim Yakup niye düşünememiş bu durumu? O man kafa abi. Nasıl düşünsün? Hadi Şükrü. Aç bakalım şu musluğu. Açalım abi. Geç geç. Paralar da su gibi akar inşallah. Ya Allah. Bismillah. Bir, iki. Selami. Naber lan? Light. Bir. İki. Tamamdır Hüseyin abi. Son kapağı da kapattık. Evet Şükrü. Şimdi dükkanı kapatalım oğlum. Yarın satışa başlarız. Başlarız tabii Hüseyin Bey. Yarın zenginliğe ilk adımımızı atmış olacağız. Ne oluyor lan beymey? Artık böyle beylere alışsan iyi olur Hüseyin Bey. Çünkü koskoca su bayisinin %50 ortağısınız. Boru mu bu? Doğru söylüyorsunuz Şükrü Bey. Boru değil. Hep aynı işte ya. İşten eve, evden işe. Aha. Bana bak, Azerice'yi iyi öğren ha. Bak dönünce sınav yapacağım seni. Duyursan mı beni he? Ay kişi, ay kokmuş kişi. Ya Selami, sana bir şey söyleyeceğim. Gönül, bir şey olmadı oğlum. Bir şey olmadı. Selami bir şey olmadı. Bir dur dinle beni. Tam sakin ol. Selami. Gönül evleniyor. Evet. Selami. Selami lütfen kendini toparla. Selami. Tamam sonra arayacağım seni. Hadi lütfen kendini toparla. Tamam kardeşim. Neden böyle şeyler benim görevim oluyor ki? Niye böyle şeyleri ben söylemek zorunda kalıyorum? Sen doğru olanı yaptın. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Gelmez diyordun. Bak akşam geldi sular Yakup. Bundan sonra suyunu bizden alacaksın.
Siz kaçtan satıyorsunuz bu suyu? Sen daha önceden kaç paradan alıyordun Yakup? 5 liradan. Sana 2,5 lira olur Yakup. Kaçırmayalım Yakup abi. Sudan ucuz. İyi tamam. Verin 5 damacana. Ayarla Şükrü. Ayarlayacak bir şey yok abi. 5 tanesi Yakup'un işte. Dalga mı geçiyorsun lan benimle? Şükrü, biz de çok insafsızız be oğlum. Adamın suyunu adamın parayla satıyoruz be. Ticaret Hüseyin abi, ticaret. Gönül, ne yaptınız dün akşam, söylediniz mi çocuklara evleneceğinizi? Söyleyemedik Meltem. Aa niye? Hay sizle bir şey konuşacağız deyince ayrılacağımızı zannettiler. Bir sevindiler, bir sevindiler. Üzmek istemedik onları. Ya olur mu canım öyle şey ya? Yani önünde sonunda söyleyeceksiniz bunu. Aslında onları da anlıyorum Meltem. Orçun hala babasıyla bir araya gelebileceğimi düşünüyor benim. Merve de annesiyle babasının bir araya gelebileceğini düşünüyor. Umutlarını yok etmek istemedik. Su işine girdiğimizi herkese söylemedin mi Şükrü? Söylemez olur muyum Hüseyin abi? Söyledim. Telefon numaralarımızı da verdim. Neden çalmıyor bu telefon? Acele etme Hüseyin abi. Önce bir ellerindeki suları bitirsinler. Er geç ararlar bizi. Kırmadan, dökmeden bir şekilde bunu çocuklara söylemek zorundasınız. Onlar da bunu kabullenecekler. İyi de nasıl söyleyeceğiz? Ya aslında ben bu konuyu psikolog Sinan Bey'le konuştum. Buradaki en önemli püf nokta şu. Çocuklara böyle bir şey söyleyeceğiniz, yani evleneceğinizi söyleyeceğiniz zaman fikirlerini alırmış ya da izin alırmış gibi söylemeyecekmişsin. Yani biz evlenmeyi düşünüyoruz, sen ne dersin demeyecekmişsin. Eğer böyle yaparsan çocukların omzuna çok ağır bir yük yüklemiş oluyormuşsun. Buyur abi. Şükrü, acaba el ilanları yaptırsak, apartmanları açsak diyorum. Ne dersin? Doğru söylüyorsun vallahi Hüseyin abi. Bizim reklam yapmamız şart. Bence en iyi reklam promosyon abi. Promosyon mu? Evet abi. Gidip kapı kapı dolaşıp herkese su verin. İlk su bizden hediye deyin. Ondan sonra gerisi gelir zaten. Vay be. İyi de doğru söylüyor oğlum. İyiydi o. Oğlum, bu adama iyi dikkat et. İleride çok büyük bir adam olacak. Biz daha önceden niye düşünemedik bunu? Vallahi benim de aklıma gelmişti Hüseyin abi ama iyi de benden atık davrandı. Bana bak, şu çayları acele acele içelim. Tamam mı? Acele içtikten sonra hemen promosyona çıkalım. Çıkalım abi. Promosyon bizim işimiz. Getir şimdi getir. Bu ne bu? Görmüyor musun kızım? Görmüyor musun? Oku bakayım ne yazıyor üzerinde? Hoş su. Himalayaların bağrından kopup gelen hoş su. Ne yani? Şimdi bu su Himalayaların bağrından mı kopup geldi? Evet yenge. Su işine girdik gördüğün gibi. Artık suyunuzu bizden alacaksınız. Size bir telefon uzaklığındayız. Ha, Himalayalardan nasıl gelir canım bu su? Adamı hasta etme Emine. Su akar yolunu bulur. Karışma sen. Suyunu hiç fazla konuşma. Lezzeti gör, suyun kalitesini gör. Ondan sonra konuş. Yakup, ne biçim çay bu ya? Nesi var? Tadı çok kötü bunun Yakup. Yiğido, nasıl demledin oğlum bu çayı? Her zaman gibi abi. Hüseyin abilerden aldığımız suyu kullandım. Getir bakayım şuradan bir bardak su. Hmm.
Bunun musluk suyundan bir farkı yok Yiğido. Nereden alıyor bu adamlar bu suyu? Allah Allah. Canım biz başka yerden alıyoruz suyumuzu. Neden sizden alalım ki? Bu daha sağlıklı da ondan yenge. Sertliği, yumuşaklığı beynel milel ölçülere göre ayarlanmış. pH oranı da cirlop gibi. Kim diyor? Biz diyoruz kızım. Garip bir şey ya. Biz kefiliz bu suya yenge. Al mutfağına koy, kana kana iç. Ayrıca çorba yap, yemek yap, çay yap. Çok paran varsa banyo yap. Gerek yok Şükrü. Bizim suyumuz var dedim sana. Bana bak. Dik su promosyon. Bıraktık gitti. Ondan sonrakiler de yarı fiyatına. Sudan ucuz yani. Tamam o zaman bedavaysa bırakın bir tane. Bıraktık kızım. Suyunuz bittiğinde sipariş attığımızı arayabilirsin yenge. Su gelir güldür güldür jingle'ımızı dinledikten sonra operatör arkadaş sizi müşteri temsilcimize yönlendirecektir. Tamam tamam. Üstüne sigaralardaki gibi uyarı yazısı yazmadık. Ama peşin peşin söyleyelim. Terli terli su içmek size ve çevrenizdekilere zarar verebilir. Uzatma Şükrü. Uzatmamak bizim işimiz. Uzattınız zaten. Daha ne uzatacaksınız? Saçıma Gülen'in kalbini fena kırarım ona göre. Yorum yapanın da. Ay morali çok bozuk Gönül. Yoksa hiç gidip saçını boyatır mıydı? Ay ne var canım dede zannettilerse? Zaten yakında da dede olacak. Ay hepimiz yaşlanıyoruz işte, doğal bir süreç bu. Canım öyle de yani biri böyle karşına geçip de acı gerçeği söyleyince kötü oluyor demek ki insan. İşinize bakın. Maymun oynatmıyoruz burada. Dur şunu bir arayayım. Morale çok ihtiyacı var. İşine bak. Efendim. Haluk. Heh. Öğle yemeğini beraber yiyelim mi? Berkelerin kafeye gideriz. Niye? Daha fazla insana rezil olayım diye mi? Ay abartma Haluk. Yani bu kadar bir şey yok. Ya kim nereden anlayacak senin saçını boyadığını? Ayrıca bilmeyen anlamaz ki. Anlaşılmıyor. İyi tamam tamam. Öğlen gelir alırım seni. Tamam. Hadi görüşürüz. İşinize bakın dedim. Buyurun. Merhaba. Merhabalar. Tek kelime etme lan. Yürü git yemek getir bize. Bir kere. Haluk hadi. Biraz sert davranmadın mı çocuğa? Ya ne yapacaktım? Saçımla ilgili espri yapmasına müsaade mi edecektim? Bir kere belki öyle bir çocuk değildir. Sınırlarını bilir. Sınırlarını hatırlatmakta fayda var. Böyle asacak mısın suratını? Ya ne yapayım? Durduk yere böyle gülücükler mi saçayım etrafa? Bakın millet simsiyah saçlarım var ne güzel değil mi diyeyim? Ne? Bir kere saçların simsiyah değil Haluk. Ayrıca alışsan artık sen şu saçlara. Yani seni buraya biraz daha rahatla diye getirdim. Herkes görsün bu konu artık kapansın, bitsin. Senin için söylemesi kolay tabii. Beni gören herkes böyle cin çatmış gibi böyle dehşet içinde bana bakıyor böyle.
Abartma Haluk. Kimsenin sana baktığı yok. Ayrıca insanların ne düşündüğü senin için bu kadar önemli mi? Ha? Yani ne düşündüklerini bu kadar mı umursuyorsun? Benim için senin ne düşündüğün önemli. Sen istesen ben saçımı kırmızıya bile boyatırım. Kimsenin fikri umurumda değil. Hakikaten mi? Hı hı. Kırmızıya. Ne renk istersen. Hayatım, ben seni bu halinle de beğeniyorum. Sen benim için hep çekicisin. Yani muhtemelen 100 yaşına geldiğinde de fikirlerim değişmeyecek. Ulan nerede ya? Meltem Hanım değil mi? Yani. Allah'a. Hem de elin adamının yanağına hoş yaptıran. Çıtır tutup gözün kör olmasın. Haluk Bey görsün mahvolur adamcağız. Mahvolur. Yani. Vah 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 vah. Sen gül gibi kocanı dururken gitti başkalarından şehit gari. Bakmam o tarafa, bakmam. Hadi hadi çıkalım dışarı. Yürün 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 yürün. Bakmam canım, yürün. Yürün bakmam. Merhaba aşkım. Hoş geldin hayatım. Hoş bulduk. Seninle konuşmamız lazım. Konuşmamız mı lazım? Evet yani sana söyleyeyim mi söylemeyeyim mi diye böyle çok düşündüm ama bilmen gerekiyor. Belki ne oldu? Yoksa kötü bir şey mi oldu? Ya iyi bir şey olmadığı kesin. Konu ne belki? Damla. Ne olmuş Damla'ya? Bana aşık olmuş. Olacak şey değil. Yani biri dese ki Meltem Hanım'ı el ele gol golu bir adamla gördüm, ölsem inanmazdım. Ben de inanmazdım yengem ben. Gözlerimden gördüm gari. Ulan bilip bilmeden konuşup durma be. Günahını alman kadının. Belki bir tanıdığıdır, bir akrabasıdır. Amcasının oğlu, dayısının oğlu, yengesinin oğlu birinin oğludur işte. Allah Allah. Ne sen saftir saftir konuşup durma. Sen hiç beni hayatında dayımın oğluyla öyle el ele gol golu gördün mü? Tövbe tövbe. Yengem doğrulayıp dur abi. Kesin bundan arasında bir şey var. Göreyim ama adamı her yanağına aşıp duruyordu. Elini tutup duruyordu. Hadi işinize bakın. Karışma her şeye. Ya olur mu öyle saçmalık? Damla benim en yakın arkadaşım. İşte Duygu ben de onun için sana söylüyorum. Yani bilmen gerekiyor. Ne dedi sana? Aşık oldun mu dedi. Ay deli olacağım ya. Ya aslında ben inanmıyorum bana aşık olduğuna. Berke anlatsana ne dedi sana? Ya bir şey demedi mesaj çekti al bak. Bir saniye. Ah, kendi gözlerinle gör bak bak bak. Aşkım benim yerim seni çıtır çıtır. Seni bir gün görmesem özlüyorum. Derslerden vakit bulduğum zaman seninle güzel bir gün geçireceğim. Ya gördün mü? Ne gülüyorsun ya çok mu komik? Çok komik tabii. Ya bırak Duygu Allah'ını seversen ya. Lütfen ya gülme ya. Kız aşık olmuş bana. Ya saçmalama. Damla o mesajı sana çekmedi ki. Kime çekti? Yeğenine. Ya yanlışlıkla telefon rehberindeki herkese göndermiş o mesajı. Kız kaç gündür telefonunu açamıyor utancından. Hiç güleceğim yoktu belki. Allah ya. Tüh. Şaşkın. Rahatladım ha. Yok bu böyle olmaz. Söyleyeceğiz Menderes. Çekeceğiz Haluk Bey karşımıza. Böyle durum diye anlatacağız. Olmaz Nurten. Söyleyemeyiz. Yuvaları yıkılır. Bu vebalin altını giremeyiz. Daha yıkılacağım kalmış abi. Zaten yıkılacak kadar yıkılmış yuvaları. Konuşup da öyle lüzumsuz canım. Kafayı mı yediniz siz? Olmaz öyle şey. Abi söylemesek daha kötü olur. Çocuktan kulağın gider bu sefer. Ne demek yemek yandı? İki kadın bir yemeğe sahip çıkamadınız mı? Ay Haluk ya, ay Haluk ya. Dünyanın sonu gelme diye yanmış işte. Ay ne var kahvaltılık bir şeyler hazırlarız. Ne bileyim dışarıdan yemek söyler yeriz işte. Ben dışarıdan yemek falan istemiyorum. Ben kuru fasulyemi istiyorum. Allah Allah dün geceden beri hayalini kuruyorum ben onun. Şöyle kuru fasulyeyi koyacağım yanında soğan bir de turşu ama nerede? Yemek yandı Haluk.
Yarın yine yaparız Haluk Bey. Yani bu kuru fasulye illa ki çarşamba günü yenecek diye bir şey yok ki. Bunun perşembesi var, cuması var, cumartesi günüsü var. Kes. Allah aşkına yeter. Çocuk gibi mızmızlanma. Yarım saattir fasulyem. Mızmızlanırım. Ben kuru fasulyemi istiyorum. Şu anda ağlamıyor olabilirim ama içim kan ağlıyor. Ben yiyecek bir şeyler hazırlamaya gidiyorum. Ne dedi? Bakıyorum. Dur bekle. Dur. Ben içeri gideyim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk kızım. Hayırlı akşamlar. Meltem Hanım yok mu? Mutfakta. Çıkar birazdan geçin. Yok. Ben bekliyorum. Ben gidelim oraya. Merhaba Meltem Hanım. Aa, hoş geldiniz. Merhaba, buyurun. Hoş bulduk da benim senden bir şeyle konuşmam lazım. Ha, buyurun. Hayırdır, bir şey mi oldu? Seni de öpüyorum. Gel. Ne oldu? Bir soruyorsun gari. Bilirsin. Açık yol düşün bakayım. Ay, ben dediğinizden bir şey anlamadım. İstemeden kötü bir şey mi yaptım? Vallahi isteyerek mi ettin, istemeyerek mi ettin? Ben bileyim an gari. Hem Haluk Bey bunu etmeyeceğim Meltem Hanım. Bir kuru fasulyeyi yapamadınız ya, ne diyeyim size? Lan dünden beri hayalini kuruyorum ben onun, dünden beri. Yani olabilir böyle şeyler. Neyse, Haluk Bey, sus, cevap verme evde. Hemen söyledi mi size Haluk? Yani inanamıyorum. Bunda bu kadar büyütecek ne var ben anlamadım. Haluk Bey'in de haberi var yoksa. Herhalde haberi var Gülfide Hanım, yoksa size nasıl söylesin? Ay ne olur siz de büyütmeyin. Yani bunda bu kadar büyütülecek, abartılacak ne var ben anlamadım. Sizin başınıza hiç gelmedi mi? Öyle mi sen Meltem Hanım? Eğer ben böyle bir şey etseydim, benim eski kocam kesin keserdim beni. Bu yüzden. Ya ne sandın? Haluk Bey ne dedi bu işe? Ama ne diyecek de biraz mızmızlandı ama birazdan geçer onun siniri. Abuu, buradan geniş karnı mı oluyor insan? Haluk Bey seni boşamam galinde. El insaf. Böyle bir şey yüzüne insan karısını boşar mı ya? Böyle ilkellik olur mu? Modernlik mi yani bu şimdi? Karın etini edecek, sen görmezden gelecek. Herhalde. Pes yani Meltem Hanım, pes. İnsan hiç olmasın inkar eder bari ya. Ben yapmadım diye. Ay niye inkar edeyim Gülfide Hanım? Altı üstü bir yemek yani ne var yandıysa? Suç mu yani? Hiç mi kimse yakmıyor yemeği? Ha, yemek mi yandı? Ondan mı? Niye neden bahsediyoruz biz iki saattir? Yemek ya. Bak Orçuncuğum, seninle bir şey konuşacağım. Yine mi aynı mesele? Ne demek yine mi aynı mesele? Ne söyleyeceğini biliyorum anne. Biliyor musun? Tuna abiyle eğleneceğini söyleyeceksin. Anneanneme telefonda anlatırken duydum. Evet, doğru duymuşsun. Biz Tuna ile uzun uzun düşündük ve evlenmeye karar verdik. O da artık bizim ailemizden biri olacak ve birlikte yaşayacağız, tamam mı? Selamu aleyküm Yakup. Aleyküm selam. Gel otur Tayyar abi. Ah, sağ ol Tayyar abi. Of. Geçmiş olsun Tayyar abi. Rahatsızlanmışsın biraz. Sağ ol Yakup. İyileştim biraz da. Kaslarım ağrır biraz ya. Onun en güzel ilacı masaj Tayyar abi. Bir masaj yaptırsan hiçbir şeyin kalmaz. Masaj dedin da spa masajını ben buldum. Spa masajını? Evet. Nasıl oldu işte Tayyar abi? Ben icat ettim yani. Anlatacağım. Efendim bir gün yine böyle evdeyim. Hastayım, her tarafım dökülür. Çağırdım bizim Hatice'yi. O zaman bu kadarcık küçük bir çocuk. Dedim spa. Çek bakayım sırtıma. Çıra beni. Bir orası bir burası. Oo, oldum böyle hocam. Yapma ya. İşe yaradı yani. Yaramaz mı more? Ondan sonra sırtım ne zaman ağrıdıysa yaptırdım masajımı. Ondan sonra bunun adı spa masajı olsun dedim. Değiş o değil. Patladı gitti. Babam ne olacak peki? Biliyorsun babanla biz anlaşamadık ve ayrıldık. Onunla bir daha görüşemeyecek miyim? Hiç olur mu öyle şey? Anneler babalar bazen birlikte yürütemezler ve ayrılırlar. Ama çocuklarından ayrılmazlar ki. Onlardan boşanmazlar ki. Onlar hep yanlarında olur.
Baban hele bir Türkiye'ye dönsün, onu istediğin zaman göreceksin. Hatta ben de görüşeceğim babanla. Gerçekten mi? Tabii ki gerçekten. Birlikte bir sürü program yapacağız, gezeceğiz, yemeklere gideceğiz. Tamam mı tatlım? Tamam. Babanla biz karı koca değiliz ama çok iyi dostuz, arkadaşız. Hadi git şimdi elini yüzünü yıka da yemek yiyelim, tamam mı? Gel, gel. Bir daha da sakın ne beni ne başkasını telefonda konuşurken dinleme, tamam mı bebeğim? Hadi, hoş. Ünlü sosyetikler, efendim bayılırdı spa masajına. Peşimden ayrılmazlardı. Rafi Portakal hep peşimde dolaşırdı. Yoksa onu da mı tanıyorsun? En yakın arkadaşım olur. Kankamdır. Ne zaman beni arasa, arar bazen böyle. Der ki, Tayyar, hadi seni spa'yı getir da bana spa masajı yapsın derdi. Evet. Tayyar abi, sosyeteye sen mi soktun bu spa masajını? Ben soktum ama yozlaştırdılar. Artık yok eskisi gibi spa masajları. Spalarda büyüdü Tayyar abi. Şimdi çıkar bakayım Hatice'ye sırtına ne oluyor? Allah cezanı versin. Haluk Bey. Benim gözüm böyle saçlarınıza alışmaya başladı iyicene. Rengi daha da mı oturdu ne sanki? Şu saç konusunu kapatsak artık. Tamam kapattım. Canım. Beğendin galiba. Sana bir şey söyleyeyim ya. Neredeyse kuru fasulyenin yandığına sevineceğim ya. O kadar güzel olmuş şu sucuklu yumurta. Evet, gerçekten de çok güzel olmuş Meltem Hanım. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Bol tereyağlı böyle. Oh. Yavaş. Süt. Bu ne biçim su ya? Nasıl yani Haluk Bey? Ne biçim derken ne? Ya ne bileyim böyle acımsı bir tadı var yani. Tam acı da değil de böyle şekerli gibi. Ama iğrenç. Yani acımsı bir tadı var. Böyle tarif edemiyorum yani. Böyle iğrenç bir tat yani. Musluk suyu mu bu? Yok. Emine sen her zaman aldığımız sudan başka bir su mu aldın? Yok. Aslında almadım. Yani bizim Hüseyinler su işine girmiş de eşantiyon olsun diye bir tane bıraktılar. Yani eğer beğenirsek yarı fiyatını alacağız. Bu o mu yani? Evet. Berbat bir su. Musluk suyundan hiçbir farkı yok. Tadına bak. Değil mi? Bir tuhaflık var yani. Dur ben şöyle bir bakıp geleyim. Ne biçim su Hüseyin bu? Bildiğin musluk suyu. Müşteriler çayı beğenmiyor. Bana bak. Sen çayı kötü yapıyorsan bizim bunda kabahatimiz yok Yakup. Bas karbonatı, bas dandik çayı, ondan sonra kabahati Allah'ın suyunda ara. Siz bir dümenler çeviriyorsunuz ama dur bakalım yakında kokusu çıkar. Bana bak Yakup. Beğenmiyorsan almayı verirsin oğlum suyu. Sana zorla su satacak değiliz biz. Bundan sonra zaten almam. Bedava Cumhuriyet altını dağıtıyoruz deseniz yine de almam. Elle yazılmış bunun etiketi. Böyle saçma sapan şey mi olur? Amanin. Yoksa dolandırıldık mı? Ya öyle görünüyor ama para da vermemişsin ki. Yani Hüseyin'le Şükrü dedin mi orada 5 dakika duracaksın. Vardır altında bir bit yeniği. Ne yapıyorsun? Hüseyin arıyorum. Buyurun Haluk abi. Duyduğuma göre su içine girmişsiniz. Evet abicim. Nasıl? Beğendiniz mi size bıraktığımız suyu? Bayıldık. Şerbet mübarek, şerbet.
Üstelik bir alana bir de bedava Haluk abi. Hemen bize iki damacana daha getirin ama Şükrü de gelsin ha. Derhal Haluk abi. Tak. Bu iş bitmiştir Şükrü. Ne diyor abi? Suyu çok beğendi Hüseyin'cim. İki damacana daha bırakın diyor. Sonunda Allah bizim de yüzümüze güldü be abi. Bak, beğenmiyordun bir de bizim suyu. Millet bayılıyor oğlum. Siparişleri hemen götürelim Hüseyin abi. Millet susuzluktan kurumuş çiçek gibi boynu bükük kalmasın. Kalmasın Şükrü, gidelim. Saçlarla ilgili bir yorum yapmayın. O gündem eskidi. Yeni gündem sizin sularınız. Geçin içeri. Tabii. Geç içeri. Emine, iki bardak getir. Söyleyin bakalım. Nereden geliyor bu değirmenin suyu? Suyunu iç. Kaynağını sorma Haluk abi. Oğlum bu su içilir mi? Zehir gibi. Nesi var Haluk abi? Cırlop gibi su. Öyle mi? Buyurun siz için o zaman. İçeriz ne var ki? Koy Emine. Söyleyin bakalım. Nereden aldınız bu suyu? Firmanın ismi üstünde yazıyor Haluk abi. Hoş su. Biz pek hoş bulmadık ama. Doldur bardakları. Buyur. Ben de. Sen de buyur. Dikin kafaya. Nasıl? Nefis. Güzel. Bir bardak daha koy. Şükrü'ye de. Koy. Ama. Aması falan yok. Hepsini içeceksiniz. Nereden aldınız bu suyu? Dikin kafaya. Oğlum bu kız sana seni seviyorum diye mesaj atmadı mı? Niye aramıyorsun kızı? Abicim ben de anlamadım ki zaten ya. Kızın telefonu kapalı kaç gündür. Ha. Aa kanka bak Damla orada. Hadi gel konuşalım. Hadi. Ne haber tatlım? Tatlım mı? Çekinmene gerek yok. Onlar yabancı değil. Rahat ol. Tabii canım. Çekinme bizden. Emre elin çeker misin omzumdan? Niye hayatım? Hoşlanmıyorum da ondan. Biz çıkalım isterseniz. Rahat olun. Saçmalamayın lütfen. İyi tamam tamam ya çektim. Bu akşam sinemaya gidelim mi? Ders çalışmam lazım. Yarın? Yarın işim var. Ama isterseniz hafta sonu hep beraber gidebiliriz. Hep beraber mi? Ya Damla ben sadece ikimiz gidelim anlamında söyledim onu. Niye? Yani ne bileyim. Özel konuşacağımız şeyler olabilir yani. Yok öyle bir şey. Neyse. Ben kalkayım artık. İyi o zaman. Ben de seni eve bırakayım. Sen mi bırakacaksın? Tabii ben bırakacağım. Benim bırakmam lazım. Artık böyle olması gerekir. Evet yani adet böyle. Ya ne diyorsunuz siz Allah aşkına? Ben kendim giderim. Bravo. Güçlü kadın tribi. İyi tamam tamam. Sen nasıl istersen öyle olsun. Gece ararım. Gece mi arayacaksın? Konuşuruz. Konuşacaksan şimdi konuş Emre. Karşındayım. Gece niye arıyorsun ki? Damla sen iyi misin ya? Ay, Emre ben de aynı şeyi sana soracaktım. İyi misin sen? Neyse hadi görüşürüz.
kendi kendine tribe girmiş. Ağırdan mı satmaya çalışıyorlar? Güçlü kadın tribi kanka. Ben böyle şeylere gelemem aga. Bir içim su. Oo, hadi Şükrü hadi. Şifa niyetine evet. Oh. Bir daha soruyorum. Nereden aldınız bu suyu? Ana bayisinden aldık Haluk abi. Nerede bu ana bayisi? Telefon numaraları falan yok mu? Bilmiyoruz Haluk abi. Kamyon geçiyordu. Ucuz bulduk aldık. Oğlum hiçbir ayrıntı yok etikette. Nereden gelir, nereye gider belli değil. Sen ne yapacaksın Haluk abi? Nereden geliyor, nereye gidiyor? Biz kefiliz. Sizin kefiliniz de olacak bir şey mi canım bu? Ya sağlıksızsa, ya mikropluysa? Nereden aldınız bu suyu? Emine, doldur suyu. Memnuniyetle. Doldur, doldur. Tutun bardaklarınızı. Teşekkür ederim Haluk abi. Ben almayayım. Çok içince sapıtıyorum valla. İç ulan. Yet olsun. Hadi, hadi, hadi. İç, 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 iç. Hadi, hadi. İyice, iyice, hepsini. İç, 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 iç. Şükrü, iç. Bir daha soruyorum. Nereden aldınız bu suyu? Söyle Şükrü. Doldur Emine. Yapma Haluk abi. Çatlayacağız şimdi. Bir kolon suyu bitirdik. Daha bir tane daha var. Onu da içeceksiniz. Söyleyene kadar içeceksiniz. Doldur. Dolduruyorum Haluk. Koy, 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 koy. Şükrü uzat bardağını. Uzat, ver. Hepsini içeceksiniz. Dik kafaya. Şükrücük. Sen de. Ya oğlum, hani bu kız sana hastaydı? Oğlum mesajı okumadın mı sen? Hastaydı. Abi ne yanar döner bir kız bu böyle ya? Ben de anlamadım ki abicim zaten. Kendi kendine triplere falan giriyor. Ne oldu kayınço? Hayırdır? Ne oldu? Enişte ya ben bu kadınları anlamıyorum ha. Damla dün bana mesaj attı. Seni çok seviyorum, aşkım bilmem ne yazmış. Bugün de kendi kendine tribe girdi. Anlamıyorum vallahi ya, kafayı yiyeceğim. Mesaj mı attı? Ne gülüyorsun enişte ya? Oğlum o mesajı bana da attı. Herkese göndermiş yanlışlıkla. Yanlışlıkla mı? Evet, evet. Ya yeğenine yollayacağına listedeki bütün herkese yollamış. Bana da geldi o mesaj ya. Öpseydim üstüne aldım. Ne gülüyorsun oğlum ya? Herkes gülüyor ya. Yeter artık Haluk abi, yeter artık, yeter artık. Yeter artık Haluk abi, içim dışım su oldu. Yeter abi, yeter. Ben de bittim Haluk abi. Güzel. Söyleyin bakalım, bu suyun kaynağı neresi? Musluktan doldurduk Haluk abi. Etiketlerini de biz yapıştırdık Haluk abi. Temiz ama, inan bak. Herkes içiyor çeşmeden, görüyoruz. Ya hiç öyle şey olur mu Hüseyin? Bunları böyle hangi şartlarda doldurdunuz kim bilir? Yani bu damacanalar pis mi, temiz mi, yıkandı mı? Bana bak, beni sinirlendirdi. Şşşt! Bak! Lan utanmıyor musunuz milleti kandırmaya ha? Kısa yoldan para kazanacağız diye insanların sağlığıyla oynamaya utanmıyor musunuz? Onlarda vicdan ne gezer Haluk Bey? Önce insanda vicdan olacak ki sızlasın. Özür dileriz abi. Bir eşeklik ettik Haluk abi. Affet bizi. Bu suyu kimlere verdiyseniz geri alacaksınız. Yoksa ikinizin de kemiklerini kırarım. Peki Haluk abi. İyi, ikileyin şimdi. Affedersiniz abi. 100 numaranızı kullanabilir miyiz? Malum bir galon suyu içince mesaneyi fulledik. Sıkıştık Haluk abi. Emine, bana sopamı getir. Yok, yok. Yağla, 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 yağla.
mikrofonu getir. Spor ha? Bir daha kimse bana dede diyemeyecek. Haluk'cum saçlarının bu renginden sonra zaten kimse sana dede filan demez. Bence boşuna yorma kendini. Hadi gel. Yorulmam ben. Daha ölmedik biz. Ya ama gecenin bu saatinde zorluyorsun kendini. Yani bu yaştan sonra böyle zorlanmaz ki. Ben sana demedim mi zorlama kendini kalk? Ay dur dur. Aman be Haluk, ay. Aman be Haluk. Yaşına, ay. Başına dikkat etmiyorsun. Ne var canım yaşımızda? Benim yeğeni cebimden çıkardım. Gördük, gördük. Yol alır, ayrı dümen tutarız.